Kaldık. AKP, tarikat, tek adam gibi kelimeler geçen pankartları almamak için inanılmaz bir direnç gösterdiler. Bir şekilde bazılarını alana sokabildik. Burada güvenlik adı altında ne yazık ki kadınları provoke edip her seferinde olay çıkarmaya çalışan bir Ankara Emniyet Müdürlüğü var. İki boyuna gelmedik yani, sonuçta alandayız ve hep beraber kadınlarla omuz omuza sokakta olmaya, birbirimizle dayanışmaya, sesimizi her zaman yükseltmeye devam edeceğiz. Yani zaten eylem saatimizden 15 dakika, yarım saat kadar burada oyalandık. Yok müdürümle konuşacağım, yok onunla konuşacağım bilmem ne. Güvenlik bahanesini gerekçe gösterdiler. Lakin arkadaşlarımızı buraya almayı başardık ama ana pankartımızı üzerinde erkek devlet şiddeti yazıyor diye almamaya çalıştılar. Ve yaklaşık 20 dakikadır arkadaşlarımızı burada bekletiyorlardı. Ancak avukatlarımız, görüşmeci arkadaşlarımız gitti. Tabii ki pankartı içeri almayı başardık. Ama erkek devlet şiddetini sırf kağıtta yazıyor diye yok sayamazlar. Biz bunu her gün yaşıyoruz zaten. Pankartımızı az önce içeri almayı başardık. Kadın eylemimizin, kadınlar ölmesin, anneler ağlamasın, çocuklar annesiz kalmasın diye buradayız. Şimdi kadınların sömürülmesini, kadınların tecavüze uğramasını istemiyorum. Yıllardır kadınlar en kötü koşullarda yaşadı, bedenleri satıldı. Kadınların şiddete karşı... Kadınların şiddete yapılan şiddetin son bulmasını istiyorum. 12 Eylül'de uğradım, işkence gördüm. Yani cinsel taciz, her türlü işkenceyi gördüm. Onun dışında zaten toplum içinde kadınlar sokakta, evde, her yerde tacize uğruyorlar yani. Anarşist kadınlardan Zeynep ben. Bugün 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle mücadele için sokaklardayım. Birçok kadınla beraber. Yani devletin kadınlara bakış açısı çok belli. Kadını yeni çıkardığı aile yasası ile beraber kadının emeğini görmezden gelerek kadını sadece eve hapsetmeye çalışıyor. Yani zaten kadının yerini evi olarak gören ve lubunyaları varlığını tamamen reddeden bir devletle karşı karşıyayız. Zaten şiddetin temelinin de bu ataerkil devlet bakışından, bu devletten, erkek devletten geldiğini biliyoruz. Yani biz kadınlar bu yoksullukla aslında en çok maruz kalan, bu yoksulluğun
en çok zorluklarını çekeniz. Yani en temel ihtiyacımız olan pede dahi ulaşamadığımız bir yerde yaşıyoruz biz. Ve buna karşı da yine en büyük sömürüye biz maruz kalıyoruz. İş yerlerinde mobbinge, tacize maruz kalıyoruz. Üniversitelerde özgür yaşam alanlarımız yok. Cinsiyetçi akademisyenlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ve buna karşı da mücadele etmeye çalışıyoruz. Öğretmenim ben, eğitim iş kolundayım. Tabii ki yani bir öğretmen olarak da biliyorsunuz öğretmenler genel olarak şiddete uğrayan meslek örgütlerinin başında yer alıyor. Sorunun tamamen politik, ülkenin kendi politikalarının neticesinde olduğunu düşünüyorum ve politik olduğunu düşünüyorum ve bunun iyileşmenin de sistemin sorunlarının giderilmesiyle olacağını düşünüyorum. Kadınlar zaten çok dezavantajlı durumda. Baskıya, tacize, her türlü şiddete de maruz kalıyor. Ekonomik sorun bunu katmerliyor. Siyasi olarak karar mekanizmalarında olmadıkları için süreçte yani söz söyleme hakkını da kaybetmiş oluyorlar. Kadınları biz nasıl özgürleştiririz? Onlara hem ekonomik hem de sosyal haklarının verildiği oranda. Bunlardan yoksun olan bir kesimin bunlardan etkililiği nasıl olur? Derin yoksulluk yaşar. Daha kötü sonuçlar kadınları, çocukları, dezavantajlı konumdaki LGBT artıları, göçmenleri, engellileri bunları daha fazla etkiler. Demek için bugün de yaşadığımız coğrafyanın ve dünyanın sokaklarına çıktık. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde Dominik'te Mirabel kardeşleri katleden Trujillo diktatörlüğünün kadın düşmanı politikalarını aratmayan AKP-MHP ittifakının kadın mücadelesinin kadınlarını hedef alan politikalarıyla mücadele ediyoruz. Kadınlara yönelik saldırıların her geçen gün derinleştiği ve kadınların dünyanın dört bir yanında diktatöre karşı örgütlendiği, direndiği, isyan ettiği bir süreci yaşıyoruz. Susmuyoruz! Korkmuyoruz! İtaat etmiyoruz! Susmuyoruz! Korkmuyoruz! İtaat etmiyoruz! Susmuyoruz! Korkmuyoruz! İtaat etmiyoruz! Kadınlar yürüyor! Mücadele büyüyor! Kadınlar yürüyor! Mücadele büyüyor! Kadınlar yürüyor! Mücadele büyüyor! İktidar erkek şiddetine karşı önlem almadığı gibi cinsiyetçi, LGBTİ artı düşmanı, kadın kazanımlarına saldıran politikalarına her gün bir yenisini ekliyor. Kadına yönelik şiddeti önleme yükümlülüğü olan devlet, kadınlara yönelik işkenceye varan özel savaş uygulamalarıyla, cezasızlık politikalarıyla, erkek yargı mekanizmasıyla, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadın kazanımlarını hedef alan hukuksuz erkek şiddetiyle katledilen kadınları katleden faillere yardım ediyor, arka çıkıyor. Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri her geçen gün artarken bu ölümlere ilişkin etkin soruşturma yürütülmüyor, cinayetlerin üstü kapatılmaya çalışılıyor. Hayatlarına karşılık öz savunma hakkını kullanmak zorunda kalan kadınlar bir kez de erkek yargı tarafından sistematik hukuksuzluğa maruz bırakılıyor. Kadın cinayetleri polisiktir. Kadın cinayetleri polisiktir. Kadın cinayetleri polisiktir. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Erkek adam.
bakın biraz destek verin. Engelli kadınlar sürekli cinsiyetçi ve sağlamcı politikalarla ayrımcılığa maruz bırakılıyorlar. Eşit, erişilebilir, engelsiz bir yaşam istiyoruz. Engelli kadınları yok sayanlara karşı itaat yok, isyan var demek için sokaklardayız. İtaat yok, isyan var. 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 İstemiyoruz. Cin, ziyan, destilat, lidiki tundiya meran. Tedbiran nasti no digel ve politika endijmenani liser LGBT'yan liser deskertiyen jinan her roj dedet ki ha sesa du hafte şeş jin jela meran ve hatne katil kirin Gulistan doku ev hazar ve pencim şeş rojin vandaye em kadının tepkisiyle karşılaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kadınlarla ilgili şiddete önleme komisyonun toplantısına katılan kadın örgütleri AKP milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Sözlüğün cinsinde... Arkadaşlar şu anda basın açıklamamızda çok kısa bir ara veriyoruz. Çünkü polisler bizim ana pankartımızı şu anda içeri almıyorlar. Buna karşı bir ses çıkartalım.